Lig hazırlıkları çerçevesinde güzel bir karşılaşma oynadık. Nasıl değerlendiriyorsunuz oyunu? İyi bir mücadele oldu. Oyun olarak belki tam istediklerimiz olmadı. Çünkü eksik oynuyoruz. Şöyle eksik oynuyoruz. Yani ne dersen ki, şu anda Antonio daha takıma katılmadı. Resul eksik. Bir de böyle bir hazırlık kampından sonra her zaman oyunu oturtmak, takımı oturtmak adına zorluklar mutlaka yaşıyorsunuz. Göreceksiniz. İlk maçlar da öyledir. Zor olacak. Herkes biraz Balıkesir'in transferi sandan dolayı farklı düşüncelere kapılıyor ama ilk maçlar her zaman zordur. Onun için ilk milli takım arasından sonra daha fizik olarak hazır hale geleceğimizi artı oyuncuların birbirini tanıma açısından, kaynaşma açısından da daha hazır hale geleceğimizi düşünüyorum. Bu ilk oyuna baktığınız zaman ikinci yarı neredeyse santraforsuz oynadık. Santraforsuz oynadık derken futbolda bunlar var. Her maçın ayrı hikayesinin olduğu gibi her maçın içinde de farklı hikayeler var. Öne geçersiniz, başka bir oyun tarzı oynarsınız, geride kalmışsınızdır, risk almanız lazım. Yani her dakikanın, her skorun kendine göre farklı hikayesi var. Futbol 90 dakika ama 90 dakikanın içinde bir sürü hikayeler barındırıyor. Nitekim çıkarken yemiş olduğumuz bir gol yine son Hatay maçını bize hatırlatıyor. Oyuncularım hep şunu ifade ediyorum, arkadaşlarımın özelliklerini bilin. Sprinter bir oyuncunun ayağına top atmak çok doğru bir şey değil. Orada topu taça atıp baskı yapabiliriz. Yani bu hatalarımızdan arınmamız lazım. Futbol detay oyunu, detaylar da size başarıya getiriyor. Ama mücadelelerinden memnunum. Yarın bayram tatiline çıkacaklar. Pazartesi akşam inşallah adamı toplanıp ilk maçımız olan Balıkesir maçına hazır hale geleceğiz. Bu arada bütün taraftarımızın, camiamızın, bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah hayırlara vesile olur diye temelde bulunuyorum. Hocam baktığımız zaman özellikle öne geçtiğimiz anda top yine bizde kaldı ki ilk yarıdaki oyunu beğendiniz. İkinci yarıda da zaman zaman ikinci golü de aradı. Hatta pozisyonları da var. Genel anlamda değişik sistemler de denediniz maçın içinde. Sanırım lig öncesi çok ciddi bir hazırlık oldu. Öyle tabii, şöyle bir şu var yani, şimdi bakın 9 oyuncu değişikliği yapıyorsanız dağınık oynamanız doğaldır. Kayseri Spor'da 9 tane 10 tane oyuncu değişikliği yaptı. Onlar da ideal kadrosuyla oynasalardı. Yani bizim gibi ilk çıktıkları kadroyla devam etselerdi. Oyun çok daha çat çat geçebilirdi. Dolayısıyla böyle maçların atmosferi, böyle maçların ambiyansı, havası çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla zaman zaman rahatlıklar oluyor. Ben burada oyuna sonradan giren oyuncularımın vereceği katkı benim için çok önemli. Nitekim bugün Osman'ı beğendim. Levent'i çok beğendim. Anderson Lüt'ten sonra katkıda bulundu. Eksiğimiz neydi? 2-3'ü bulacak birçok pozisyon yakaladık. Burada son paslarda ve son vuruşlarda diyelim, son paslarda etkisizlik. Nitekim düşünsenize son 30 dakikayı Süleyman'la forvet oynayarak geçirdik. İki santrafor'u birden oyundan aldım. Şimdi Antonio'nun olmadığını düşünün. Kosecik sakatlıktan yeni çıktı. Kosecik Alex, mecbur bir arayışa girmek zorundasınız. Dolayısıyla biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. 9 oyuncu değişikliği yapmazsanız, ideal oyuncularınız olursa, işte Antonio bu takıma katılırsa, yani bir santrafor eksikliğimizin olduğu %100 gerçek. Bunu Antonio'yla giderdik ama Antonio'nun eksikliğini hissediyoruz. Daha görmeden eksiklik nedir diyebilirler. Antonio'nun ne olduğunu bilerek aldık. İhtiyacımız var çünkü o bölgede eksiğiz. Antonio de inşallah aramıza katılırsa birçok eksiğimizi gidermek adına bize faydalı olacaktır.